Tamam mı? Aynen Divin, aynen öyle. Ya şu daha neler var, durun şimdi dur. Aynen. O zaten hiçbir zaman göremeyeceğimiz gem. Ha şey, aman Divination kart bence. Evet, bir hello YouTube. Merhaba. Şimdi yeni son çıkan güncellemeleri yapacağız. Konuşacağız arkadaşlarla beraber. Tayfun, geliyor mu sesin? Hello. Geliyor. Tamam. Bakalım. Buradan başlayalım. Haydi. Neredeyiz? Low Tolerance for Poison diyor. Bakın Poison'a yine bir şey getirmişler. Bu neydi o? Şey. Ay, bu biraz da hastayım. Bunu ne yaptı? Nerede? Bu kaos yine ama ha, Poison nerede var? Ha, var. Ya bu yine şey, okçuya düşünüyorum. Böyle havadan düşüyordu ya bir skill, kaos vuruyordu. Tamam işte şey. Yani öyle söyleyin, Toxic Rain falan için. Yani Ranger'a ya da şey için bu zaten. Aynen. YouTube. Toxic Rain. Torch Arrow olabilir. Yani şu an çıkan başka zehirli şeyler var aslında. Poisonatör tarzı şeyler vardı ya. Aynen ha. Cobra Lash de olur. Assassin'lere falan. Daha doğrusu şey diyelim. Shadow'lar için falan bir geliştirme. Ya bunlar iyi aslında. Aynen Blade Vortex'e de olur. Blade Vortex'e şey getirdiler. Patlama getirdiler ya. Onu böyle poison'lu bir şey yapılabilir. Geliştir. Ben çok sevmiyorum da böyle böyle nodların gelmesi iyi aslında. Çünkü çok fazla sanmıyorum Poison'la ilgili ya da Damage Overtime'la ilgili. Normal kaldırdılar mı adam? Sanmıyorum ya. Niye kaldırsınlar? Ay şeyde bak, pasif skill'de normal Jewel şeyi göremiyorum ben Rocket şu anda. Mi? Evet. Açık mı? Açıklandı mı onlar? Hayır, şimdi bak hep normal, yani bu taktıkları normal Jewel yerine takmış hep. Jewel sokutası. Boş olan yere. Şu şeye takıyor. Hı-hı. Yani normalde buradaki şu anda pasif skill'de de oralar Jewel soketti zaten. Evet. Tamam. Yani oralara takmış. Acaba eski Jewel'lar kalkıp bunlar mı oldu? Sanmıyorum. Ay Jewel'ları veya normal Jewel'ları kaldırmazlar. Ya bunların bak şimdi. Belki normal Jewel'ları da aynı şey yere entegre etmiş olabilirler. Tabii bunlar şimdi çok avantajlı gibi gözükse de yani sonuçta yine bir pasif skill harcayacağın için fazladan. Hani anladın mı? Bir tane bir kere takmak için harcıyorsun. Hiçbir şey yokken. Bir de ekstra üzerine koyuyorsun ya. Aslında bunlardan sürekli kullanmanın senin için zararı olabilir. Şimdi çok şey bilmiyorum ne olur ne çıkar varyasyon olarak ama yani bundan full mesela bundan alıp yapabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü pasif skill'in belli sayıda 125 mi ne var? Bakarız Veysel'cil ya. Birazdan bakarız. Şimdi YouTube'dayız. Bitsin. Sen bana atarsın, konuşuruz yine. Biraz yorum yapabilirim. Şimdi bir bakayım ne? Yeni tane Once. Kinetic Bolt bak. Aa, bu da yapılabilir. Bu değişikmiş. Bak, bu Kinetic Bolt ne vuruyor acaba? Kinetic Bolt. Lightning değil midir? Ne oldu? Lightning vurursa bak. Şey var ya. Kaç pasifsin? 100 artı şu değil mi? 100 artı 24 değil mi? 118 yapmışım ben mesela. Böyle değil mi? Görevlerden kaç tane geliyor? 24 geliyor. 124 olmuyor mu? Tamam, 124 oluyor. Tamam da. 124 tane not bak ediyorsun. Abi şunlara tıklamazsan nasıl olacak? İşte hepsini açamazsın yani. 124 böyle en fazla. Tıklayıp 24. Gitmen gerekecek. Aa bak. Bu Jewel'da ne diyor? Bir adet ekler diyor. Adet skill is tolerance diyor. O ne demek? Aynen. O zaman direkt 6 tane veriyor direkt. Sınır yok yani. O zaman hepsini açabiliyorsun. O zaman tek şeyle bunu açayım, başka yere gideyim. Bir dakika. Hayır. Durun, yanlış. Yanlış. Tolerance ne? Hayır. Low Tolerance'dan amacı ne yani? Yazıyor orada ya. Şey yazıyor bak. Hayır bak, yanlış oldu. 6 tane pasif skill ekler diyor yani. 6 tane pasif skill ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bundan bahsediyor. Puan değil. Pasif skill point yazmamış. Buna illa yine vermemiz gerekecek. Yoksa cidden çok über bir şey. Bunu taktığında bunlar aktifleşmeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Öyle. Normalde buradan gitmen gerekecek. Sonuçta pasif skill bunlar. Normalde öyle de şimdi bu taktığı Jivel'da baksana. Bir de one edit passive skill is low tolerance diyor. Ondan tamam. Ne demek? Şu ne? Şu işte low tolerance büyük notable var ya. Şundan bahsediyor. O skill yani. Low tolerance şey bu. Ondan bahsediyor. Diğerlerinde de aynı şekilde. Şimdi devam edelim. Bence şu skill'lerle de bir şeyler yapılabilir. Şu kinetik bolt'u ben çok böyle yükseldim. Belki şey yapılabilir. Cast while channeling'li bir şey, boot'le beraber bu takılabilir. Şu çok büyük bir şey. O arkadaş videodaki hangi şeyle yapmış? Hangisi? Adam mı? Şu videodaki mi? Hı. Bu kinetik. Aynen. Kinetik bolt, Spellslinger hangisi onu anlayamadım. Raider mesela, mi yapmış o? Ha, bu karakter mi? Onu bilmiyorum. Dur bakayım. Raider Witch gibi duruyor biliyor musun? Neyse bakarız ona. Ona çok takılma. Çünkü tamam, onlar bir şey ifade etmiyor günün sonunda. Şu çok büyük şey. Bunu hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir Divination kart bence. Yani 3 tanesi için. Şunu düşünün. Şu değer 6 level Awakened Support Gem başta çok pahalı oluyor ortalama olarak. Düşünsene. 9-10... Doktor fiyatı olur mu? Şu an 100 milyon mu? Neyse yok kadar olmaz da. 9-10 Exalt falan olduğunu düşünsene. 9-10 Exalt aynen, az çok olur iyi ya. Evet az olur. The Cheater çok iyi isim ya. Her birlik 3 ay sürüyor. Neyse Acıl. Bu hani ismi de çok iyi. Ve sayısı az. Bu item aynen, büyük olasılıkla çok kolay çıkmaz. Aynen öyle yani. Onu geçtim. Dediği gibi multi-strike gelirse kötü abi, olursun. Ben bunu 3 tanesini bir araya getirmeyi düştü bırak. Bir tanesini bulsam köşe oluyorum zaten. Haksız mıyım? Bence ilk çıktığında bunlar bir doktor fiyatından bir tabii, daha fazla bile olur. Kalmayacak. Ha, bilmiyorum. Yani şu eve yakın gelme olacak mı acaba? 12, 24, 36 challenge yaparsanız olur. Bunu geçiyorum. Menengre Stash Tap ekliyorlarmış. Bu böyle bir şey gerek yok. Ama sonuçta sen öyle yapma. Ben bunu direkt satarım abi. Şimdi bakalım. Development Manifesto. Bu biraz önemli olabilir. Atlas of Worlds'a gelen yeni şeyleri anlatıyorlar. Map ne demiş? Map'lerde dayanıklılık diye düşünürsünüz. Bu arada Mortem anlatabildim değil mi şey durumunu? Oraya okeyiz değil mi? Bunlar bu pasif skill veriyor. Pasif skill point vermiyor. Bunda okeyiz. Yani illa buraya gideceğiz. Aynen tamam. Ben öyle düşünüyorum. O çok über bir şey olur çünkü direkt onu sağlamak. Onlar öyle fotoğrafta öyle göstermişler, geçmişler de. Peki ada bu gerçi her level'da ne vereceği yazıyor değil mi? Tabii yazıyor. Alttan pasif veriyor ama skill point vermiyor. Bir tane videoda şey gördüm ben. Bu level'ı takıyor. 4 tane yer açılıyor. Evet. 3'ü notable, bir tanesi Jewel soketi. Aynen öyle. Olabilir. Aynı o Jewel'ların üzerinde de bir Jewel soketi verir diye yazacak değil mi? Yazacak tabii. Orada ne yazıyorsa oluyor aslında. Bak orada da yazıyor ya. Small pasif. Small pasif falan filan. Onun ismi o ya zaten. Ya çok böyle neyse o bence. O kadar karıştırmaya gerek yok. Conqueror Influence. Tamam yani bizim normal 4 tane Conqueror'umuz daha fazla şey çıkacakmış. Monster çıkacak. Canavar çıkacakmış. Tamam. Additional extra map gelecekmiş her şey Awaken level için. Ortadaki şey arttıkça herhalde ondan bahsediyor. Ne yaptıklarını burada ne yapacaklarını anlatıyorlar. Bu iyi bir aslında manifesto olarak düşündüğünüzde hani kendi planımızı yaparız. Yok. Ya şöyle düşünün. Buraya taktım. Boş şundan mesela 3 tane açılacak. Anlatabildim mi? Şuraya taktım. Boş şuraya 4 tane bir şey açılacak. Ondan bahsediyor. Yoksa çok güçlü olur. Çok iyi olur. Bir de ortalarda işe yarıyor mu bu? Bilmiyorum. Bakalım Tayfun. Yarayabilir. Söylemediler yani. Aynen. Bence yine olur yani. Onun bir şey yok. Unique Watchstone'lar değişecekmiş. Increase. Bir dakika. Dramatically increase the map drop rate. Çok güzel şey yani. Harita düşme oranını artıracakmış. Ve bu mekanizma. Yani unique'lerden daha fazla. Tamam. Bak önceden daha az düşüyordu ya. Sentez map'leri hatırlıyor musun? Cortex falan. Onları artıracaklar. Güzel olur yani. Ben daha hiç göremedim sentezsiz map'i. Sadece benim Just Chat'in almam gerekiyor mu ya? Gerek yok ya. Bence de yok. Zaten Path of Exile'la arada bir konuyu göster yeter bence. Aynen, gösteriyoruz zaten. Oyundan çıkmadın değil mi? Çıkmadım zaten, Path of Exile hakkında konuşuyoruz aslında, bunlar okey bence. Tamam. Fazladan sextantlar, ha tamam. Bak o yani... Conquer of Maps, Begin, Open, Free, Zana, o da çok güzel bence. Evet. Bu yoktu çünkü. Conquer mapları Free, Zana map açacak herhalde değil mi? Yani bir boss kesmeye girdiğim map'te ekstradan Zana mı çıkacak? Benim anladığım kadarıyla o. Hayır, diyor ki Zana'dan, tamam mı, bedavaya Conqueror Map açabilir. Yani Zana'nın görevleri var ya. Orada Conqueror Influence Map gelmiyordu herhalde. Şimdi onun geleceğinden bahsediyor. Ben öyle anladım. Hani Zana'da görev yapıyorsun ya. Zana mesela map'e Zana'yı buradaki gibi. He. Ona mesela Conqueror Map'ine girdin mi Zana o haritada ekstradan çıkma şansı olacak sana. O da, ama bakayım. Zana tarafından diyor ama bak. Zana tarafından açılabilir diyor. Zana tarafından. Ha, Beyzan. Bing diyor ya. Bu şey pasif yapmış. O yüzden. Zana'nın yani Zana ile alakalı bir şey. Zana'dan açabileceksin anlamda söylüyor. Conqueror Map açtığında. Hani atıyorum Elder Influence çıkıyor ya. Sanırım Conqueror Map'ler çalışmıyordu. Ben onu tam şey yapamadım. Dikkat etmemiştim. Takip etmemiştim. Herhalde onu yapıyorlar. Anladın mı? Hani atıyorum bende şey var oyunda. Şu tarafta Haverick Hamlet var mesela. Castle Ruins Map gösteriyor Zana. Demek ki orada çıkabilir demek Conqueror Map. Yani Conqueror Map olabilir. Ya da şey olabilir. Başka bir yere girdim. Atıyorum lira artanına girdim. Bir şey yok. Buradan Conqueror çıkabilir. Göreceğiz. Biraz tamam. Comik dene bakalım. Aynen onu anlarız. O şekilde bir şey olur. Yani çok böyle büyük bir şey değil bence. Yani güzel bir şey olmuş. Bunlar şey yapmışlar. Harita dönmek için bayağı bir, aslında Atlas'ı dönmek için bayağı bir motivasyonu arttırmaya çalışıyor insanların. Fark ettin mi? Yani aslında buradaki olay Synthesis ve Sirius'a insanları böyle alıştırmak, yani anlatabildim mi? Onu anlatmaya çalışıyor. Synthesis unique atacak diyor. Unique Watchstone atacak. Ne unique Watchstone ne Sirius. Sextantlarla falan döndüğün zaman ne olacak? Conqueror'la yaptığı zaman Sirius. Yani sen diyor ki dönebildiğin kadar Sirius dön. Yani mesela hiç Astri ile alakalı bir şey yok ama Astri de şey bir boss'u. Ya da Uber Elder mesela burada var mesela biraz ama yani Uber Elder'la ilgili çok büyük bir geliştirme yok. Anladın mı? Shaper'la remove bak, görüyor musun? Shaper ve Elder'ı şey diyor. Görüyor musun? Bir sürü şey yani bu. Biraz daha en son çıkan kontente şeye alıştırmaya çalışıyorlar yani içeriye. İnsanları alıştırmaya çalışıyorlar aynen. Tamam, bundan sonraki şeyde bakarız. Şimdi bunları yapmayayım. O en son yani yeni olan ligde challenge'ları da yaparız. Bu lig biraz bizim için de şey oldu YouTube açısından. Öyle düşünebiliriz. Some of our tamam. Tamam. Doğru. 14 bende de çok fazla var. Tamam, derle ilgili bir şey yapmışlar. Çok fazla şey diyor. Ha evet, bak bu doğru. Çok fazla şey yok. Ödül vermiyor gerçekten. Derle girdiğinde o şeylerde çok bir şey yok yani. Şey evet bak bu da aynen. Map'ler için çok iyiydi. Doğru söylüyorlar. Şimdi çok ben de döndüğümde bir şey çıkmamıştı. Ha. Bir de tamam. Sözünü böldüğüm de tam aradayken söyleyeyim. Hoş geldin Egza. Ne haber? Derle şeyde yoktu. Mesela haritaya giriyorum yüksek en fazla verdiği 1100 sülfat veriyordu yani. O da eksikti sanki biraz. Onu da arttırmışlar mı acaba? Sülfat gelme oranı da artmış mı? Bilmiyorum ki. Herhalde öyle bir şey yok. Bu şu an Temple of bence yok, değişmez abi. O 2000 falan da verir ya. O şeyle alakalı. Quantity'siyle alakalı map'in. Yani map'in level'ı ve şeyle alakalı. Ben de arka oynayabilir diye düşünüyorum. Bir de şey düşünüyorum. Yeni bir sürü şey var. Lightning Based sanki şey getirecekler gibi. Daha tam açıklamadılar. Gem getirecekler gibi. Şey var. Yani şu biraz beni motive etti. Şu en sonda Lightning skill'leri için. Yani şu çok bu değil pardon. Bunun bir benzeri. Bu biraz güzel yani. Ama çok bilmiyorum nasıl olur ama çok fazla Lightning damage'e geliyor. Denk geliyor ya. Şuradan şöyle dön. Bir de kaç alıyorsun? 6, 12, 72, 100 fazladan şey alıyorum mesela. Ada bir de bunun aynısı şeyde Atlas'ta pasif skill tree'de yukarıda ortada var. Onun ikisini aldığını düşünsene. Olabilir. Şunu buna yazmayayım, sonra yazarız. Olabilir aynen. Yani çok yüksek olacak abi. Bakalım yani. Milli falan ben de çok seviyorum. Mesela en sevdiğim şeylerden bir tanesi ya milli build oynarsın ya da caster oynarsın. Şimdi Blade Vortex oynuyoruz da. Güzel, benim hoşuma gitti. Hoşuma gitti baya. Ne demiş? Dur devam ediyoruz. Biraz hızlanayım da. Tamam. Temple of Atzor'u geliştireceğiz. Güzel. Bak bunlar çok iyi. Astrotal'da hiçbir anlamı yoktu. Çok düzgün bir şey yapmıyordu. Tamam. Metamorf'u biliyoruz. Kor'a gideceğini, çekirdeğe gideceğini. Ha bak güzel. High Reward League. Risk alırsan çok yüksek şey alabileceksin diyor. Güzel yani. Bu da güzel. Ölmeye falan. Bakalım. Yani bu güzel bir şey. Şunu oturtmaları iyi biliyor musun? Çünkü risk alacağız ve ödüllendirecekse ki yani bazen hiçbir şey düşmüyordu. Bir şey olmuyordu falan. Abi, bu sezon bir dediğim gibi güzel bir iç rahatlatıcı. Aynen. Hı. Konkür geldiği zaman diyor. O. Dropları artıracağım diyor. Aynen. Aynen öyle. Ya açacak. Sen vereceksin. Dediğim gibi Sion'a benzer. Bunun da okunuşu nasıl acaba hiç bilmiyorum. Onlar o yani GeoSocket'ler hem iyi ama çok böyle abuse edilme yani istismar edilecek bir durumda değil. O kadar şey değil. Ne diyeyim? Çok über olmayacak ama çok güzel varyasyona neden olacak şeyler o GeoSocket'lere. Oğuz hoş geldin. Onu şöyle bakarız ve Sağcan. Şimdi mesela Kinetic Blast yaparken birisi Dex'i alıyor, kaçınmayı alıyor ya. Hı-hı. Sen diyor bunları yapma. Evet. Ekstradan hasar al. Haritayı daha hızlı temizle. Evet. Gibi. Ya da mesela can falan da olabilir burada. Can eksik kaldı. Bir baktın tüm canları döndün bu taraftaki. Tamam, tüm canları topladın. Tamam mı? Bir tane daha GeoSocket'e geç diyor şuradan. Can çıksın can. Şey aynen. Diyor. Aynen öyle. Can soketine cana hasar vurma ama diyor. Aynen öyle. Şimdi devam ediyorum. Tamam, bir sürü map olacak. İşte dediğim gibi hep map dönmeye yani. Hep harita dönmeye, atlas dönmeye şey yapacak. Çok güzel. Yani tüm mapleri dönemezseniz yine halledersiniz falan diyor. Bakalım. Çok güzel. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü biz oyunu map dönmeyi daha çok seviyoruz değil mi? Yani hikayesi bittikten sonra kendi map'imi yapayım, döneyim, uğraşayım, yeni bir yerler açayım falan daha zevkli oluyor. O yüzden daha zevkli. Evet yani hikayeden daha zevkli bir durum aslında bu kısım. Ha farming var bak target. Bu çok değişik dakika. Yani bir noktaya mı odaklanmalısın diyor, tamam mı? Target yani map'ler diyor haritalarda. Onu sevmiyoruz diyor. Evet. Yani bunu istemiyoruz diyor. Uncomplete aynen. Nasıl engelleyecekler peki onu? İşte bonuslar çok fazla. Map completion map'leri. Yani şunları çok arttırıyorsun. Hani uncomplete yapabiliyorsunuz ya map'leri. Sonra oradan farmlıyorsun ya. Yaptın, ondan sonra tekrar hep aynı haritaya döndün. Olabilir aynı. Ama her bir haritada yine eşit drop verirse dediği gibi şuradaki. Ha, aynen o da var gerçi. Red of the Free. Aynen to be clear our solution. Tamam. Aa Cartographers şeyler dönmüş dönmüyor mu? Tamam bunlar kalkmış. Tamam yani öyle bir şey yok zaten. Ben onu kaçırmışım, özür dilerim. Ya yani, Legion'de vardı ya. Kaldırabiliyordunuz map completion'ı. Onlara geri dönmeyeceğiz diyor. Yani map kapatmaya mı kaldırmışlar? Zaten Yukos'la şeyde yoktu. Blight'da var mıydı hatırlamıyorum da. Vardı. Blight'da vardı, onu hatırlıyorum da. Bak demiş ki Cartographers yıllar gelmeyecek. Cartographers yıl değil miydi o? Ben öyle hatırlıyorum map kapatmışı. Yani 3 tane şey satıp sextant satıp şey mi yapıyordun onu? Şimdi 3 sextantla bir tane şey yapabiliyorsun. Bak burada hemen. Aynen bak. Heh. Aynen. Kapatma da kalktı yani. Öyle bir şey. Zaten 3.9'a kalkmış yani. Bunda yoktu zaten. Yani ben bunu okeyim. Ya tamam ama bok gibi map vesaire tamam okey de map'ler farklı map dönüp onları farmlamak daha zevkli. Farklı şeyler yani varyasyonlara girmek. Ve tek başına insanlar ne yapıyordu? Oturuyor yani grinding'i çeşitlendirmek, varyasyona sokmak her zaman oyuncuyu da çeker bir kendine. Çünkü yani kendiniz için düşünün. Sürekli Glacier map girmek mi iyi Legion olarak? Bunu çok mu seviyorsunuz? Yoksa farklı map yani bunu çok seviyorsanız o da ayrı bir şey tabii de ben kendim için düşünüyorum. Farklı ne varsa gireyim. Hop oradan Sirius mu çıktı? Hop oradan Veritania mı çıktı? Bunları bir böleyim, bakayım falan. Daha zevkli olur yani. Farklı şeyler çıkar. Ama bu MF build'leri de bitirir be ada. MF build'leri pek yapan olmaz o zaman. Tabii MF zaten şu anda çok şey değil ki. Ya zaten GRK kalacak adam diyor ki sana diyor risk alırsan sana yüksek şey vereceğim diyor. Ödül vereceğim diyor. Tamam modlarda sıkıntı olursa diyor bakacağız diyor. Map modlarına ilgili bir şeyler yapacak diyor. Bakacağız diyor. Tamam. Onun çok şey yok. Şuna geçelim. Ne demişler? Blood Sand. Neymiş? Axe diyor bir de. Ve ha sword diyor tamam. Kılıçla var. Ve rage veriyor. Oo dakika. Bu benim... Cyclone bufflandı. Şimdi bufflandı mı? Aynen. Vallahi bufflan bu bufflanmış bir şey işte. Bufflanma jewel'ı. Baksana ya. Boş şey de var gördünüz mü? Buraya boş jewel soket de var. Buraya da istediğiniz kadar jewel soket. Ya yani birden iki jewel soket açıyor. Bunu dönüyor. Bunu takarsın onun. Oraya. Aynen. De bu, şimdi bu benim şeye benziyor. Bir tane full block chance'li bir build vardı oynamıştım. Hatırlıyor musunuz ligin başında? Hiçbir iteme bağlı olmayan Cyclone oyun olduğumuz. Bak şuradan göstereyim ben size. Benim şu an boştu o. Şöyle bir skill tree'si falan vardı. Şey oynuyordum. Gerçi Exa da burada. O da şampiyon oynuyordu galiba hala. Bu farklı bir... Ya yani o farklı bir varyasyon için. Bu çok daha farklı bir varyasyondu. Şimdi bulacağım onu. Hatırlıyorsundur sen şeyi. Ben biliyorum. Şu boş da, şu skill tree'de falan yapılabilecek bir şey. Ben bunu deneyebilirim. Gladiator'du %80 blok chance'lı oynuyordum. Hiç biteme bağlı değildi normalde. Sordu falan. Red Beak'in gelişmişini alıyordun. Yetiyordu zaten. Kaç? 30 kaos maksimum. 10-15 kaos. Başta gelişmemişini al. Böyle bir şeydi. Mesela şuraya şunu taktığını düşün. Bir kısım şunlara gitme. Daha mantıklı. Ve hani resolve teknikli falan oynuyorum. Double damage, chance to double damage'li falan oynuyorum. Biraz manyak bir şeydi bu. Denenebilir. Ben bu zaten build'i oynarım ya da arc oynarım. İkisini kesin deneyeceğiz. Bir kere şeyi kesin deneyeceğim. Caswile Channeling'li Chainbind var ya. Onu deneyeceğim. Şimdi geliyor zaten. Bu hayvan gibi şeyi bak chance to bleed de veriyor. Impale de veriyor. Görüyor musun? BQ skewering. Yani normalde Impale'ı çok böyle ekstrem koşullarda %90 üzerine çıkaramıyorsunuz belki biliyorsunuzdur. Yani her şey almanız gerekiyordu. Buna bir de double damage verseydi tam Cyclone buff. Aynen. Ya double damage'i şuraya takarız ya Pride şey olarak. Watcher Eye olarak Pride kullanırken. Double damage'li oynanabilir. Yani kritik değil double damage'li daha iyi oynanabilir. Ben double damage oynuyorum. Bir de Pride sistemi var değil mi? Şimdi aynen. Pride'ı bunu kapsadığını düşün. Daha değişik bir varyasyonlar çıkar. Evet bu çok çok heyecanlandırdı beni yani. Yine Cyclone'a bir Cyclone yürüyüş mü var? Şunu geçiyor. Aynen. Biraz böyle işte oturup düşünmek lazım ama şeyi bekliyorum. Tüm bir patch notların açıklanmasını bekliyorum açıkçası. O zaman aslında konuşmamız lazım. Kaçırmadıysam açıklanmadı hala. Bu da yine ayı gibi bir şey. Tamam ya yani çok kötü değil. Bu da düşürürsek çok iyi. İyi para edecek bir şey. Inspired Learning Corrupted veriyor bir de. Corrupted Inspired Learning veriyorsa Inspired Learning'in üzerine bir de Cannot Main falan şansı gelecek. O zaman Ark da çok güzel olur. Ark için zaten hala şeyim. Bu Corrupted vermesi demek ne demek biliyor musunuz? Ekstra geme özellik gelebilir demek. Jewel'a pardon. O kadar dertli bir şey yani. Bu çok ucu açık bir şey. Değil mi Tayfun düşündüğünde? Üzerine implicit geliyor ya. Öyle düşünebilirsin. Ya normal Javel'a Corrupt atabiliyoruz mu? Bir de o var ama. Tabi atarsın. Direkt Corrupted veriyor. Ha, Corrupted'lı veriyor. Aynen. Hı-hı. Bir de şey oldu mu? Aynen güzel öyle. Bir şey implicit bir şey geldiği zaman. Şeyden daha iyi ki normal Javel'a Corrupt atmaktan daha mantıklı. Ama bunların implicitleri güzel implicitler şeyler. Normal Javel'lara. Evet. Yani, cannot be maimed falan geldi. Düşünsene ya da şey neydi? Blood, Corrupting Blood, Cannot be Inflicted by Corrupted Blood falan gelse ayı gibi para edecek. Ekstradan evet. Soket açacak mı bir de o? Hayır açmayacak. Ya şöyle düşün. Üzerine implicit geliyordu ya. Hı. Tamam. Implicit'in gelme şeyleri çok iyi yani gelirse. Jewel'lara. Cannot be Maimed falan vardı. Hatırlıyor musun? Hı. Tamam onlar işte. Abi. Corrupted Blood vardı. Aynen bu Arcane Cloak'a bakalım. Aynen öyle dedi Optifir. Ben de aynısını söylüyorum. Düz learning alacağım bu karttan topla. Şansım var ya daha büyük şans. Corrupt ettiğini yani Inspired Learning'i corrupt etmeye çalışsan dahi bozulabilme ihtimali var. Bunun yok. En kötü yine Inspired Learning almış olacaksın. Tamam. Ha bak bu çok ilginç. Manayı hasara çeviriyorum diyor. Mana yani mana bazı game'lerde Stormbind mesela bak bu Castlevania Chainlink Stormbind çok değişik geldi. Yani güzel yani farklı bir şey. Bunu oynanabilir. Görsel efekt olarak bile de güzel yani şekil olarak. Arcane Cloak'a bakalım. Guard skill bakın mana bazı bir koruma skill gelmiş. Yani Immortal Call vesaire vardı ya guard skill'lerimiz. Hemen açıp gösterelim. Anlamadım ben şimdi ne olacak manayı koruma derken? Ya yani şöyle hayır guard skill'leri vardı yani, koruma skill'leri vardı mana üzerinden tamam. Koruma skill'i gelmiş tamam mı? Normalde öyle değil bak açayım ben sana. Immortal Call var bak görüyor musun? Nerede yazıyor? Tamam. Spell Duration Guard. Tamam. Bildiğin STR şeyi yani itemi. Aynı şekilde Steel Skin vardı aynı STR farklı özellikleri var. dur şimdi Nisa. İyi geceler tamam Yuno görüşürüz. İyi geceler, iyi uykular. Tamam mı? O şöyle düşün. Mana üzerinden mana ne kadar çok olursa hem ofansif diyor. Ne kadar fazla koruma yapacak. Evet. Büyük olsun diyor. Evet demiş ki. Mana'nın yani bir kısmı. Ne olacak? Bak, yine damage taken'da mı? Damage aldıkça mı? Pardon Gerbera. Aynen öyle. Şimdi şöyle düşün. Unreserved mana var yani mananın rezervlenmediğinin kısmını %60-75'ini damage'i absorbe edebiliyormuş yani tamam mı Arcane Cloak'un varsa. Bu o demek. Sonra şeyler vardı bak bu şuna güzel gider hani hı. Manayı ES'ye döndürüp bir life yapıyorlar ya. Hı. Aynen. Şey yapıyor. Üzerine geliyor falan. Yapıyor. Tamam ondan CI. Sonra döndürüyor. Chaos Negation. Şeyler Immortal kullanmak yerine bunu kullanmak mantıklı evet. Olur ben. Bir de aynı zamanda demiş ki bak. Bak burada neyi işaret ediyor? Okuyalım. Additional lightning damage yani fazladan şey veriyor diyor. Lightning hasarı veriyorum diyor. Mana yani skill tarafından kullanılan mana kadar. Bak diyor ki skill'e sen bir sürü şey linkle mana kullan fazladan şeye kazan diyor. Hasar kazan diyor. Ya mananı ne kadar çok arttırırsan ve kullandığın manayı arttırırsan sanki ya bildiğin arcane'cisin artık sen. Arcane mantığı bu zaten. Mananın pool'unu geliştirme. Böyle bir witch, arcane witch falan yapılabilir. Değişikmiş bu. Aynı zamanda diyor ki ha bak çünkü %75 damage yaptın manan azalacak ki onu da ayarlaman lazım diyor. Tüm şeyleri kaybedersin. O yüzden mana aynen. Manası yoksa sıkıntı. O yüzden mana regenine dikkat et. Mana pool'unu genişletirsen, mana havuzunu genişletirsen hem sen diyor ki arkta damage vur fazla diyor hem de savun diyor. Güzel. Aynen. Güzelmiş. Aslında değişik. Ya bu sezon bence çok varyasyonlar çıkaracaklar. Evet. Çok yeni boyutlar çıkaracaklar. Aynen. Bence 2.0'a hazırlık bunlar. Bize level 20. 2.0'da bunlar gidecek. Evet. Eskiden değişik olacak. Aynen. Şimdi bu neymiş? Similar to Mines Channel Component. Stormbind şu gösterilen skill. Bunun şeylerini yani bir şey koyuyor. Aşağıya bir tane böyle grid dediği şey ağ kuruyor. Tamam mı? Ve enemileri yavaşlatıyor. Hinder bir yavaşlatma etkisi. Düşmanları ve ikinci kısımda diyor offense kısmı Storm'u Rune Blast yani patlatıyor. Oradan hani şey vardı ya Baran'ın Rune patlatıyor. Jin'in şeyleri var ya aynı onun gibi çiçekleri değil mi? Yok şey gibi Baran'ın skill'i gibi. Yani LoL'deki şey Jin var ya aynı onu anlattım. O Jin. Baran'ı bilmiyorum Baran skill'i bu Baran'ın skill'i. Hani Baran atıyor ya aşağıya yerden böyle bir şey kare oluşturuyor. O skill'i bu. Patlıyor mu? Bu patlıyor işte Rune Blast patlıyor tabi onu ödeme içiyorsun durduktan sonra belli süre. Baran bir Conqueror. Arrow da yapmıştım aynen Nemo ama Arrow çok iyi değil. Yani tavsiye etmem onu yüzden demiştim. Şimdi burada önemli şey var. Castlevania Chainlink ile beraber bu çalışacak. Büyük olsa zaten onu göstermişler. Benim de ilgimi o çekti. Gerbera bunu YouTube'da kendinde görebilirsin. Şimdi ya takılma şuna biz halledelim. Tamam. Konuşsun orada boş boş. Hadi. Aynen. Şimdi YouTube'la yani YouTube'a video çekiyoruz da. Şimdi devam edelim ikinci kısım gibi olur artık. Uzattık. Güzel gidiyor çünkü. Stormbind'la diyor farklı şey kullanılabilir diyor. Mesela bunu Cast Speed ile alakalı. Aynen. Bak Cast Speed ile beraber güçlenecek, iyi olacak diyor. Yani Cast Speed'imiz Faster Casting taktığında bu çok daha hızlanıp böyle hani saçma sapan ışınlanmalı, bindlı böyle bir şeyler yapabiliriz. Çok komik olacak. Aha YouTube. Yok canım ne olacak? Yani bu Stormbind işi Cast Wild Channeling artı Faster Casting ile beraber aynı zamanda Arcane Clock'la falan bunların hepsini birleştirip eski skill'lerle beraber, eski yeteneklerle beraber bir şey yapmayı düşünüyorum. Açıkçası yani güzel olabilir. Eğer bakalım patch notları ne olacak? Öyle bir şey yok. Aynen normal Haribo'yu kullanıyoruz biz. Archmage dediği şey Archmage mi? Archmage mi diye. Archmage diyelim. Archmage dediğimiz zaman fazla damage vuruyor. Heze mana cost diyor. Tamam mana şey olan. Ne kadar çok mana kullanırsan diyor o kadar şey. Direkt adamlar demiş ki manaya bazlı bir şey getirelim. Mana kullan sen. Tamam mı? Mantık bu hepsinin aslında. Ne kadar çok mana kullanırsan sen o kadar hasar vurur demek istiyor. Lightning bu, rezervlerde dahil mi acaba? Değil. Orada? Değil. Ondan eminim. Değil mi? Çünkü Arcane Clock farklı çalışıyor. Arcane Clock unreserved çalışıyor ya. Öyle bir şey var. Bunlar da mana kullanmak demek şu demek. Skill'i attım ya. Attığım skill ne kadar mana kullanıyorsa o. Aynen çünkü damage'i onlar. Hani Archmage'i atıyorum şeye Herald of Ice'a takarım. Çalışır mı? Soru işareti. Reserve mana kadar vururum bilmiyorum. Bu support ya, destek ya. Anladın mı demek istediğimi? Biraz karışık bir şey bu. Anladım. Çünkü Herald of yani, Ice mesela Herald of Thunder'ın vurduğu damage de var. Hani Herald of Thunder yukarıdan şimşek indiriyor. Herald of Ice patlatıyor da vuruyor falan ya da Herald of Ash falan. Bunlar spell damage vuranlar ikisi. Ice hatta Ice da vurmuyor galiba. Ice vuruyor galiba. Şey vuruyor bir de Lightning. Herald of Thunder vuruyor. O yüzden yani reservelediği mana kadar vurur mu? Şey olur mu? Orada bir açık var mı bilmiyorum. Bence yoktur. Çünkü kullandığın mana kadar olacak. Yani o reservelediğini demek istemiyordur bir dostlar. Yani çok yüksek mana ve çok yüksek mana regenin olursa sen kralsın diyor. Fazla damage vursun diyor. Bu da aslında çok güzel bir şey. O zaman aynı benim dediğim şey zaten Türkçesi İngilizcesini yazmışlar. Mana costu olan skill'lerde daha fazla şey verecek, atak verecek. Evet, bunu sonra izleriz. Şu an izlemek istemiyorum. Ha? Mana costu fazla olan. Abi şöyle düşün. Mana costu şöyle arttırabiliyorsun ya. Supportlar taktıkça destekler. Öyle arttırabilirsin. Yani 50 60'a 70'e çekebilirsin. Anladın mı? Öyle düşün. Yani sadece tek başına. Bir de o var. Ya geldiğinde her şeyi net ettik ama. Aynen. Bakın bu da Minyon'la ilgili. Hala Minyon oynamak istiyorsanız Necromancer falan ben çok sevmem. Yok. Ayı gibi bir şey yapmışlar. Yine bir şeyler getirmişler. Yine güzel. Şu çok iyiymiş. Her şeyi veriyorum sana diyor. Wither'ın zehirli şeyler Minyon. SRS falan oynadığınızda değişik olabilir. Boyun Gencay şey Path of Exile kaleye vuruyorsun gol oluyor. Neymiş? Path of Exile Nirvana bu bence. Metin 2 aynen. Yandan Nirvana'ya ulaştı gibi şu yenilikler. Aynen bayağı değişik. Deliriyoruz. O 50 point sale ne demek? Bak şimdi şeyde gördüm. Salla onu. O şey reklam. Reklam mı? Ha? Reklam. FIFA 2030 aynı. Şimdi movement skill yani hareket yeteneklerini değiştirmişler. Ne yapmışlar ona bakalım. Tamam yani çok şey kompetitif kısmın tartışılır. Rekabetçi şeylerde diyor. Yeni bir hani hareket şeyleri var, yetenekleri var. Herkes farklı bir şey kullanılıyor. Yeni bir şey geliyor. Second Wind diye bir support gem geliyormuş. Flame Dash var ya kullandığımız. Evet tamam. Tamam, herkes Flame Dash kullandığı için bunu değiştirmek istiyoruz diyor. Tamam, additional ekstradan cooldown veriyor diyor. İkinci kere kullanabiliyorsunuz diyor. Eğer çok hızlı yaparsanız mesela Blink Arrow attın bir tane daha atabiliyorsun. Yine Flame Dash tercih edilir bence bunun yerine. Bak Flame Dash'e de takabilirsin. 3 değil 4 oluyor anladın mı? Second yani charge yani biriktiriyor. Daha fazla oluyor. Yani her şey aslında kullanılabilir. Ben şeyi çok seviyordum. O da şu an mümkün değil. Esas en güzel şey Lightning Warp Reduce Duration olan kısmı. Onda da bu çok gitmez ama başka şeyler kullanıyor. Çünkü şey gibi düşün. Lightning Warp hem ışınlanıyorsun hem çok hızlı yaparsan Sıkıntı yok ama en az iki tane şey kullanman gerekiyor. Soket kullanman gerekiyor. Şu an çok memnun değildi. Flame Dash daha mantıklıydı. Bu fazladan bir tane yük veriyor size. Hani iki kere mesela Dash atabiliyorsun. Blink Arrow atabiliyorsun. Onu demek istiyor bir koskla. Mesela ha. Aynı zamanda başka skill'ler için de kullanılabilir diyor. Bakarız, o gemler tek tek açıklanmasına bakmamız gerekiyor. Burada şey yapamayız. Ha bak tamam, Dash level aldıkça diyor. Dash vardı ya bir tane, kullandım standart. Ben onu seviyordum aslında, kötü değil. Daha ha bak Second Wind her biri için farklı özellikler veriyor. Daha uzağa gitmeyi sağlıyor. Tabii. Tamam, Frostblink daha tamam. Damage hasar vuruyor diyor mumu kullandığınızda diyor. Frostblink'te böyle ışınlandığın gibi adamlara falan filan. Mumi ha tamam, şeyden çıkmak için iyi diyor. Tamam, savaştan çıkmak için iyi diyor. Işınlanabildiği için ha. Ve cooldown'ı azaltıyor diyor. Enemies tamam. Onlar zaten çok değişik yok. Distance athlete. Bu yine level'la beraber uzaklık artıyor şey gibi, dash gibi. Hı. Level'ları güzel. Bak Second Wind tarafından kullanılmıyor çünkü instant diyor. Hemen anı yaptığı için geçiyoruz o yüzden. Cooldown'ı arttırılmış hızı. Ha tamam. Düşüyor diyor. Her level'ı daha düşük diyor. Benefit tamam. Onu anlatmıştık. 3 değil 4 olacak. İşte charge şey işte, onu demek istiyor. Şurada yukarıdaki gibi olacak. Ha bak Lightning Warp, benim sevdiğim yere geldik. Aynen. Çok güzel. Hayır, Reduce Skill Effect Duration olduğu zaman bu çok hızlı oluyor ve çok güzel bir şey. Yani Lightning Warp kullanabiliriz. Gerçekten Lightning'ci, her şey Lightning'ci bir witch yapma şeyi insanlar bana geldi yani. Ben çok seviyorum zaten. Ark kısmı bu kullanılabilir. Tamam, daha kolay olacak. Dediğim gibi iki tane falan kullanmanız gerekiyor da bu biraz daha kolaylaştıracağız demişler. Yani bu bizim şey yapmışlar. Bu da öyle bir şey. Evet. Second Wind. Yani Blink Arrow bir diğer şeydi, hareket şeydi, yeteneğiydi. Tamam. Diyor ki ya ben onu söylemedim. Very mobile vesaire. Tamam, çok hızlı bir zaten normal şeyiniz oluyor diyor. Ranger yani bow ne diyelim? Bow yani işte. Okçu şeyinizde daha çok oluyor. Travel attacks also haven't changed at this time but we will have more attack mode. Burada çok değiştirme yapmamışlar. İşte hasar vur ve hareket et şeklinde bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ha, 350 yeni tane, bu çok fazla ya. 350 yeni monster yani canavar tipi demek çok fazla. Burada ben size şunu söyleyeyim, hile değil ama delirium canavarları bazı canavarların çok replikası gibi olacak. Benzeri gibi olacak. Çünkü 350 tane yeni bir şey getirmek az bir şey değil. Bu şekilde bir durum var. Büyük olasılıkla 350 yeni replikalarını getirecekler. Biraz daha fazla monster. Yani ekstra bir şey tip olarak biz görsellik olarak çok bir şey beklemiyorum açıkçası ama farklı canavar türü olarak evet var diyebiliriz. Hiç can use. Tamam, Spectre için kullanabileceğiz. Yani Summon Spectre yaptığınızda skill'i kullanabilirsiniz. Aynen. Previously usable for. Aynen. Önceden kullanamıyorum. Teknik tamam. Such as unusual. Ha, tamam. Abyss, Legion falan. Bunları önceden yapamıyorum şu spektreler. Ben hiç denememiştim. Spektreler zaten sabit şeyler vardı. Onları oynuyorduk. Pardon. Bilmiyorum. Ball Lightning de güzel. Eskidiği için şu an çok yorum yapamıyorum ama sanki bir sürü yeni gelen şeyler var. Onlardan daha iyi olabilir gibi skill'lerle. We have gone through these monsters to make appropriate AI skill. Ha, tamam. Şeylerin spektreleri biraz daha akıllı yapacaklar. Bazen saçma sapan noktalarda kalıyorlardı ya. Tamam. Tamam. Şey güzel. Spectre'lerin şeyini arttırmışlar. Yani Summon Spectre dediğin zaman selam yazalım. Şey yapıp Summon Spectre'lerde bazı monsterlara, canavarlarda kısıtlılık vardı. Ondan arttırmışlar aslında. Tamam işte çok güzel. Yani tüm canavarlara kullanabiliyoruz diyor. Olabilir. Şu an patch notlarını okumak lazım. Yeni bir sürü Awakened Support da gelebilir. Şu an onu da bilmiyoruz. Tamam. Yani Spectre'ler için güzel bir şey olmuş. Farklı farklı varyasyonları arttıracağımız bir durum var. Bunu söyleyebiliriz. Bu reklam. Bu da zaten bir şey yaptığımız. O zaman bu kadar diyeyim. Teşekkür ederim.